Zekatı hepimiz biliriz. Kazancımızın bir kısmını durumu olmayanlarla paylaşmaktır. Marifetteki zekat nedir? Marifetteki zekatı gelince sizde, bizde hayırdan yana, güzelden yana ne varsa ondan pay verebilmektir. Zekatı biz baktığımız zaman ne anlıyoruz? Zekatı tarikatın zekatına göre baktığımızda ihtiyaç sahibi olana bir mal meta ihtiyacını vermektir. Ona veriyoruz. Marifet dünyasına baktığımızda biz zekatı Allah'a veriyoruz. Çünkü Allah yok mu bana boş kasem verecek diyor. Biz zahirde Allah'ın kuluna veriyoruz ama o kulların sahibi kim? Allah. O zaman marifetin bakış açısı da değişiyor. O zaman marifette biz zekatımızı Allah'a veriyoruz. Hakikat makamına geldiğimizde o zekatı ben aslında Allah'ın kuluna değil kendime verdiğimi anlıyorum. Şimdi ortaya da bir eylem var. Bir şeyi infak ediyorsunuz, zekatını veriyorsunuz. Algılama, bakış açısı farklı olmuş. Geriye dönüşüm de farklı oluyor. Ne anlatıyoruz burada? Tarikatta kişiye veriyorsun, marifette Rabbine veriyorsun. Hakikatte zekatı sen kendine veriyorsun. Nasıl olur? Bakın, verdiğiniz zekatlar size sevap olarak dönüyor mu? Yapılan iyilik hardal tanesi kadar da olsa zayi etmem, önünüze koyarım diyor mu Rabbim? Rabbim vaadinden vazgeçer mi? Asla. O zaman ben zekatı zahirde Allah'ın kuluna, marifette Rabbime, hakikatte ben kendime veriyormuşum zekatı. Verdiğim her zekat bana sevap olarak dönmeyecek mi? Geçmişteki günahlarımı sadece tövbeyle değil, yapmış olduğum iyiliklerle silmeyecek miyim? Ve iyiliklerim, kötülüklerimi sildikten sonra benim cennete en basit anlamda tarikatın bakış açısından atırsak o sevaplar beni cennete götürmeyecek mi? İman üstü amelim olmamış mı oluyor? Evet. Beni cennete götürecek mi? Götürecek. Aşık yine burada fark atıyor. İşte bize bunu öğretemediler. Bilmiyorlardı ki ne öğretecekler. Aşık cennette Allah'ın verdiği nimetlere bağ, bahçe, tarla, ev önemli değil onun için. Onun için orada Resulullah'ın nuruyla birlikte Rabbin cemalini seyredebilmektir. Aşık bunun için ibadet eder.